Zeytinburnu'na 1954 senesinde geldim. Daha evvel Mecidiyeköy'ünde oturdum. Mecidiyeköy'ünde 1953 Mayıs ayında belediye vatman olarak girdim tramvaylara. Tramvaylarda çalıştım. Oradan 54 senesinde Zeytinburnu'ndan yer aldım. Alem zapt etmiş. Ben 800 liraya yer aldım. Bir yanımızdaki bir komşu arsası fazlaydı. Bir kısmını bana sattı. 800 liraya aldım. Gecekondu yaptım. Etrafımızda taş köprüler vardı. İşte yanımızda Ürüstema vardı, bunların dedeleri. Burada Dana Hüseyin vardı. Kastamonu sanatçısıydı. Kastamonu sanatçısıydı, vefat etti. Dana Hüseyin diye biri vardı. Bazen mahalleye geldik. Kimseyi tanımıyoruz. Bir amcamızın hanımı vardı, kızı vardı orada. Bey de bize akrabaydı babamdan. Onlarla görüşüyorduk, onlarla tanışıyorduk. Ondan sonra bir de çeşmeye suya giderken, kuyuya suya giderken tanıştık bir daha. Mahallede herkes birbirini tanıdı bir daha. Zeytinburnu'na geldim. Her taraf çamur. Kuyulardan su, Ürüstem Adem'in, bunların dedeleri kuyu yapmıştı. O kuyudan su alıyorduk. Yahut da sakalar, Aksu'dan su getiriyorlar. Satın alıyorduk, içiyorduk. Ondan sonra vargeller geçiyordu. Daha o zaman çimento fabrikası vardı. Mahallemizde vargeller. Daha Çırpıcı'dan Zeytinburnu çimento fabrikasına toprak taşıyordular, çimento yapıyordular. Bizim evin yanındaydı vargeller. Vargeller bize aldık ama tapu yok, şey yok. 1980 senesinde ihtilalden sonra bir albay geldi. Belediye reisi olarak Zeytinburnu'na. Çocuklar dedi, bu yerlerin sahibi çimento fabrikası. Sizi toplayalım, çimento fabrikasında toplaştık. Bize tapuları senet karşılığında tapuları verdiler bize. O zamana kadar tapu yoktu. Tapusuz, çamur, herkes çamur deryasında. Ben Bakırköy'den giderken köprünün altından geçtim. Ayaklarımda bir Roosevelt ayakkabı vardı, askerden getirmiştim. Bir bastım, pençeleri koptu. Çamurda yürümesini bilmiyoruz. Köyde bizim kumdu, çamur yoktu. Çamurda yürümesini bilmiyorduk. Çamur içinde yani öyle bir devre geçti. Ayağımızda lastik ayakkabı. Çamur çünkü. Lastik ayakkabı da şey yapamazdık. Erkekleri bekliyorduk. Çizmelerini giyip su taşıyorduk. Diz boyu çamurdu. Ayağını bastın mı lastik çıkar kalır ayağında, yerde, çamurda. Bir yere gidemiyorduk çamurda. Böyle suyu taşırdık, işte çamaşır yıkardık, bulaşık yıkardık, yemek yapardık. Kovalarla, iki kova elinde. Su çok gitsin de koca tenekelerle taşırdık. Öyle geçerdi günümüz, muhabbet ederdik. Yaşlılar gelirse, İhtiyacım var, acele işim var derdi. Öne geçirdi, onu sıra alırdı, giderdi, doldurdu kovalarını, giderdi. Ondan sonra mahalle çeşmeleri yapıldı derken işte tapuları verdiler. İşte herkesin şeyin istesine evvela Ataköy şehri gibi yapılacaktı. Fakat bazılarının arsası büyüktü, bazılarının küçüktü, itiraf oldu. İşte siyaset yoluyla gene herkesin evinin yerine yer yapıldı.
bugünkü halini aldı Zeytinburnu. Kadınlar akşamüstü çıkarlar, otururlar kapı önlerine, dedikodu yani muhabbet ederler, şey derler. Şimdiki gibi değil yani. Herkes birbirini tanırdı, saygılıydı, şeydi, iyi geçindik. Çok iyi geçindik orada. Saygılıydı, kimseye zararı yoktu yani. Sokakta karşılaşırsan, sudan gelirken, bir yere giderken muhabbet edersin. Nasılsın, iyi misin? Allah'a ısmarladık. O kadar. O zaman böyle kapı kilitlemek şey yoktu. Herkesin evi açık, herkes komşuluğa gelir gider serbestçe birbirlerine. Komşuluk vardı o zaman. Komşular birbirine çok sadıktılar. Herkesin birbirine saygısı vardı. Cenazesine gidersin, başsağlığına. Bir şeyler yapar götürürsün. Yani o insan o anda acısını yapamaz diyerek de gücün neye yettiyse. Mesela bir tencere dolma yaparsın. Mesela bir tencere fasulye pişirsin. Ama et alamazsan etsiz pişirirsin. Veyahut da bir tencere pilav yaparsın, götürürsün. Gücün neye yetersin? Evinde neyin varsa. Pek böyle şey yoktu. Herkes işe gidiyordu. Çünkü yoldan geçeni fabrikaya alıyordular işçi. Yani böyle okumuş, yazmış diye sormuyordular. Yani iş sahası genişti. Mesela şey çimentoyu al. Çimentonun yanından Dilberzadeler vardı. Ondan sonra askeri fabrika. Ondan sonra Derbey. Derbey'in yanında Fuat Bey. Daha aşağıda Gazlı Çeşme. Deri fabrikaları. Bütün... Yani işsiz hiç yoktu. Köyden gelen hemen işe sen okurmuşsun, yazarmışsın sormuyordular. Hemen işe alıyordular. Yani işsiz kimse yoktu yani o devirde. Fabrikalarda dersen Fuat Bey vardı. Çok güzel işçisine bakardı. Kurban da keser, herkese kurban eti verirdi. Şey dedi, çok memnundu işçiler. Herkes yürüyerek gidip geliyordu evlerine. Bir sene halde çalıştım. Bütün Anadolu'nun yumurta işlerini, nakliyat işini şirket yapıyordu. Şirketin ben şeylerini, kamyonet vardı. Kamyonetle şoförlük yapıyordum. Şeylere, İfkacılara un götürüyorduk, yumurta götürüyorduk. Bir sandıkta 1444 yumurta vardı. Onları ben götürüyordum, dağıttım. Bir sene sonra Zeytinburnu'nda dükkan açtım. Bakkalla başladık. Bakkala mevsimlik peynirimi 100 teneki birden bozhaneye yatırıyordum. Pirincimi yazdan alıyordum. Kış günü yanımdaki, karşımdaki bakkal arabalardan alır. Benim aldığım, sattığım fiyata alıyordu zaten. Ben toptan alıyordum malımı. Yazdan yatırıyordum buzhaneye. Böyle eğer şeyde varsa ihtiyacı olanlara yardım da ediyordum. Başka yoksullar varsa yardım ediyordum. Zekatımızı veriyorduk. Ekmek alacak yok. Al sana bir ekmek, buradan biraz da peynir, biraz da zeytin veriyordum. Ben zeytini de küfeyle zaten Anadolu'dan getiriyordum. Daha fıçı yapmıştım. Küfeyle zeytinleri döküyordum. Dükkanda çok güzel alışverişim vardı. Yani bunları hep yardımlar ediyorduk elimizden geldiği kadar. Esnaflar arasında herkes kendi işine bakıyordu. Yani kimse kimsenin işine meşgul olmuyordu. Çalışıyorduk. Dana Hüseyin vardı. Yani esnaf kahvecilik yapardı. Çalgıcılık da yapardı. Saz çalardı, şey derdi. O iyiydi, esnaflar içinde geçiniyorduk. Bir de bunun dedesi vardı, Ürüstem Ağa. Bütün o mahallede o yapmıştı evleri zaten, Ürüstem Ağa yapmıştı. Bana da o yardım etti.
Yani esnaflar arasında geçtiğim şey vardı. Daha aşağıda Kör Mustafa vardı, taş köprülü. Otobüsleri vardı. Kastamonu'ya gidip geliyordular. Et getiriyorlar. Onlar tandır eti de getirdiler. Benim dükkan önünde satardılar etleri. Hatta bende 25'lik otobüs de vardı o devirde. Bayramlarda herkes o zaman köye giderdi. Yeni gelmişler. Bayram dedim, herkes köye gider. Bana da o yazıhaneden dediler ki senin arabaya da verelim. Ben de gittim Taşköprü'ye, yolculuk götürdüm, getirdim. Yani çok iyi geçiniyorduk. O Kör Mustafa, Taşköprülü. Bütün esnaflar, bütün işte Taşköprülülerin işini o görüyordu. O zamanlar fakir bir kimseler olduğu zaman bu fakir kimselere yardım götürülüyordu. Toplanıyordu. Muhtarlık vasıtasıyla. Muhtarlık vardı. Başta muhtarlık şeydeydi, daha köprünün yanındaydı. Ondan sonra muhtarlık şeye geçti, Sümer Mahallesi'ne. Ondan sonra kalktı, daha caminin yanına geldi, Sümer Mahallesi'nden. Baba sözünden biz çıkmıyorduk. Ben evli olduğum zaman bile beni babam dövüyordu. Yani bu kadar saygılıydık. Eşime bile tokat vurmuştur. Fakat gene babamıza karşı çıkmadık. Onun yanına ben çocuğumu kucağına alıp sevemezdim bile babaların yanında. Böyle bir devirdi yani. Öyle görünmüş, öyle şey etmiş. Onlar da öyle görmüş. Onları da çok görmüyorum. Bunlar böyle şey diyordu, kızardılar. Onun için hep beraber bir yerde yaşardık. Özlemini duyduğum o bakkallık yaptığım devre bana çok güzel bir hayat verdi. Thank you.